öyle fazla oynamazsak bir şey olmaz herhalde. Tamam. Geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Ya da geçen hafta kaldığımız yerin birazcık daha başını alıp onun öyle sarı mavi falan olması rahatsız ediyor mu sizi? Bazı insanlar çok rahatsız eder bu şeyler. Var mı öyle? Sabit kalıyor olsa sorun değil de sürekli değişiyor. Yani sen bazı insanlardansın öyle. Ben bazı insanlardan. Hafif motion sickness. O tehlikeli bir şey biliyor musun? Bazılarında o nöbet geçirtmiyor öyle bir şey. Rengi... Yani nöbet geçirtmiyor da motion sickness sıkıntın var ya. Yani 3 boyutlu bir şey görmeme gerek yok motion sickness geçirmek için. Evet. Ne yapalım? Şöyle biraz şunu oynasam, biraz da bunu oynasam. Değişiklik var mı? Yani rengi sabit durduğu sürece benim hiç sıkıntı olmuyor. Renk değişimleri sıkıntı yapıyor bende. Tamam. Sarıya sabit ilk yaratı. Değişti söyleyeyim şu kabloyu sökeyim diye değiştirmeye çalışacağız. Tamam. Şimdi geçen ders ilk çantadan sonra şeye başlamıştık. Gidiyor kamera çekiyor değil mi? Ya bu sefer ne oldu? Ben bu sefer çoğunu devamsızdan bırakacağım herhalde. Ya. Zaten çok fazla anlamıyor. Ben %70'i söyledim. Onda ben şeyim yani arkadaşlar. 4 kişi var burada. Nasıl sizin devamlarınız? %70 tutturuyor musunuz? Yani sınava yaklaştım bayağı. He? Tutturuyorum ben. E yok, 170'in altında kalan da oradan ne ayı vereceğim ben, final almayacağım yani. Dönemin başına söyledik mi? Değişmiyor mu başına? Yok ya, başka bir problem var burada ya. Bu adam da taburayı bozmuşlar. Taburayı bozmuşlar. Onun bir suçu yok. Tamam, şimdi geçen ders şeye başladık. İlk iki chapter'ı bitirmişti kitabın. Üçüncü chapter'ın, dördüncü chapter'ında dili modelleyelim, word prediction task vardı. Dili modelleyelim demiştik. Başladık, şu yaklaşık bir 30-40 dakikada anlattım herhalde. Dolayısıyla başlarına hızlı bir şekilde geçeceğim. Dil nasıl modelleniyor? Dil modellemek için Engram denen istatistiksel yaklaşıma bakacağız. Engram denen istatistiksel yaklaşıma bakacağız. Ne demek engram denen istatistiksel yaklaşım? Bir kelime kaç defa geçiyor? O güzel, ona bakacağız. Ama bir kelimeden önce geçen kelimelerle beraber duruma baktığımız zaman da ortaya işte tugramlar, trigramlar falan çıkacak. Bunun bazı problemleri var doğrudan engram yaklaşımının. Onun için zincir kuralı ve Markov chain kuralını kullanacağız. Ondan sonra yaptığımız iş ne kadar işe yarıyor, ona bakacağız. Bazı problemleri onları çözmek için de bir iki tane teknik geliştireceğiz. Bu chapter'ı yapacağız. Şey bu, inşallah bugün bu chapter'ı bitirip diğer chapter'a başlayacağım. Şöyle başlamıştık hatırlıyorsanız geçen ders. Tamam. Yapacağım bir şey yok ya, bu kendisi yapıyor bunu. Artık ben de böyle slide değişimi bakacağım, ondan sonra kafayı... Slide değişimi hiç alakası yok ki, birdenbire... Yok, şey, hani slide değişince yazılar değişiyor ya. Yeni gelen yazıdan geriye bakacağım, ondan sonra kafayı çevireceğim artık, başka türlü yazı. Geriye doğru git. Fark etmeyeceğim ya. Yok yok, uzaktan bakınca daha şeydir. Etkisi daha da olacaktır. Yok, bu connection'la alakası yok. Şunun dibinde belki de, belki de orada. Bir oraya bakalım. Kilise bununla oynamışsa eğer. Arada baksak hocam. Gel sen şunları da versene. Onları koydum da bence arada baksak daha iyi olur. Ders çok bölümdü şu an. Ne? Ders çok bölümdü diyoruz. Ama şey bilmiyorum. Mesela tek değil. Bak sen çık ya. Dur ben çıkayım, sen başını arıyorum. Görüyor musun? Yok, ışınlamıyor şu anda da.
rahat tutun, ödemedim. O değil mi? Orası evin. Sıkıştır bir sınavı. Oynamış görevli. Tamam, ben seni dinlememek için tüm bu hayallerini elinden aldım, tamam mı? Tamam, başka problemi olan var mı arkadaşlar? Karnaç olan var mı? Tost söyleyeyim şu an size. Kino'da tost alıp bana yazdırın benim hesabıma. Öyle bir hesap varsa eğer. Uğramıyor nasıl olsa. Tamam, şey buydu. Mesela şöyle bir tane cümle görüyorum. I noticed three guys standing under diyor. İşte şu kelime ne olmalı? Ben bu cümleyi gördükten sonra şu kelime ne olmalı? Buna karar vermeye değişti mi? Buna karar vermeye işte word prediction deniyor. Yani bana işte 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kelime vermişler cümlenin başında. Cümlenin sonundaki kelimeleri tahmin edin. Eğer ben bunu tahmin edecek tekniği geliştirebilirsem dili modellemiş oluyorum. Ne demek yani? Dilin öyle bir modeli var ki elimde. Bu modeli oturttuğum zaman bazı girdileri bana işte ondan sonra gelecek kelime hakkında bir şeyler söyleyebiliyor. Böyle bir model geliştirebilirsem bu modeli kullanabileceğim çok güzel yerler de var. Onların hakkında konuşacağız. Böyle bir model nasıl olmalı? İşte bunlar tamamen bunu istatistiğe dayanacaklar. Diyecekler ki yani en basiti şu. Şu ana kadar kaç tane böyle cümle gördün? Kaç tane şunun aynısını gördün? 100 tane. Peki o 100 taneden daha sonra gelen kelimelere bak. Onların en fazla geçen hangisi? Three guys standing on the street. Tamam mı? Herhalde olur. Ya da three guys standing on the sidewalk. Ya da three guys standing on the floor. Tamam mı? Bu tür şeyler. Bunlardan en fazla hangisi geçmiş? Öyleyse senin kelimen bu olmalı gibi bir yaklaşım var. Word prediction. İstatistiğe dayalı. Yani elimizde koskocaman milyon tane kelimeden oluşan bir korpora olacak. Korpora'da bu türlü istatistikleri tutacağız biz. Korpora'da bu türlü istatistikleri tutacağız. Onun için de Engram denen bir tane model var. Onu kullanacağız. Engram işte 1 gram var bunun. 1 gram, 2 gram, 3 gram diye gidiyor. İşte en tane kelimeye baktığın zaman da en gram oluyor. Bunlar 2 gramlar. I notice kelimesi benim elimdeki o milyon tane kelimelik data sette kaç defa geçmiş? Notice 3 kaç defa geçmiş? 3 guys kaç defa geçmiş? Guys standing kaç defa geçmiş? Bunların hepsine teker teker bakacağım kaç defa geçmiş. Bunlar benim 2 gram sayılarım olacak. 1 gram daha kolay. I kaç defa geçmiş, notice kaç defa geçmiş, 3 kaç defa geçmiş, guys kaç defa geçmiş, tamam mı? Bunlar 1 gramlar. 2 gram olduğu zaman iki kelime beraber ne kadar geçmiş, bunlara bakıyorum. Tamam mı? Şimdi burada baktığım zaman işte bakın şu bir 2 gram. Şu bir 2 gram kendi başına. Bu bir 2 gram. Ondan sonra şu bir 2 gram. Ondan sonra tekrar şu bir 2 gram. Böyle gidiyor. Bir sürü 2 gram var burada. Arka arkaya kelime sayısı eksi bir tane 2 gramımız var. Tamam. Bu 2 gramları kullanarak bu türlü kararları rahat bir şekilde verebiliyorum. Engram modelleri bu bilgiyi kullanıyor. Bunun hakkında geçen ders konuştuk. Çok fazla üzerinde durmayacağım. Nerede kullanılıyor bu türlü şeylerin uygulamaları? Dil modellemenin uygulamaları. Automatic speech recognition'da kullanılıyor. Mesela şey anlamadan, cümle anlamadan, automatic speech recognition, cümle anlamadan ne demek yani birisi bir konuşuyor, bir şeyler söylüyor bana. Ne dedi adam bana? Şunu söyledi. I noticed three guys standing on the dedi, tamam mı? Son kelimenin ne olduğunu anlayamadım ben. Orada bir gürültü var. Ya da iki kelimeden bir tanesine benziyor. Adam acaba street mi dedi yoksa floor mu dedi? Anlayamadım ikisinden bir tanesi. Onlardan hangisinin istatistiği daha fazlaysa onu kullanacağım. Dolayısıyla burada kullanabiliyorum. Karakter tanımada kullanabiliyorum. Ondan sonra spelling correction adam bir şey yanlış yazmış. Bir şeyler yanlış yazmış, tamam mı? Gramere uymuyor. Yanlış yazmış ama bu yanlış yazdığı kelimelerden 10 tane ihtimal var. Hangisi acaba hangisi? Hangisine yukarı koymalıyım? Bir tanesi de o. Orada kullanılabiliyor. Machine translation'da sık kullanılıyor ve epeyce bir uygulaması bunların var. Tamam. İşte burada kelime saymak önemli. Kelime saymada teknikleri var. Bazı problemler var. Her bir kelimeyi teker teker saymalı mıyım yoksa bazılarını saymamalıyım? Bundan gelip gidecekler. Bundan gelip gidecekler.
Bunların hakkında bayağı bir konuşacağız. Geçen derste konuşmaya başladık. Hatta bir tanesi bunu geçeyim ya. Geçen derste bunun hakkında konuştuk. Bir daha onun hakkında konuşmak istemiyorum. Burada mesela the kaç defa geçmiş? 1, 2, 3 defa geçmiş. Şimdi yani kelime sayıyoruz diyoruz ama kelime sayarken acaba buradaki the'ları bir tane mi sayacağız, bir tane geçtiği için, yoksa 3 defa mı sayacağız? Bunlara birazcık şey vermemiz lazım. Ne diyeyim? Birazcık daha mana vermemiz lazım. Şurada mesela bir cümlede geçen cats'leri ve cat'i ayrı ayrı mı saymalıyız? Beraber mi saymalı, ayrı ayrı mı saymalıyız? Geese ve goose'u ayrı ayrı mı şey yapmalıyız, saymalıyız? Bunlar var. Onlar için ayrı esaslı terminoloji geliştirmiş. Word form denen bir tane şey var, terim var. Word form, mesela şu bir word form, bu başka bir word form. Bir kelimenin alabileceği değişik formlar bunlar, word formlar bunlar. Word form dediği zaman bu ve bu birbirinden farklı. Lemma denildiği zaman ama lemma, a set of lexical forms having the same stem. Kök aynı olan her şeye, mesela bunların kökleri aynı ya, aynı lemmadan bunlar. Bunların kökleri de aynı, aynı lemmadan bunlar. Bunları bir sayıyorsun, bunları bir sayıyorsun, lemma sayıyorsan eğer. Word form sayıyorsan bunlar birbirinden farklı. Çünkü çekimi yapılmış, fully inflected diyor. Vardı yani, fully inflected surface form. Bunlar bizim şeylerimiz, word formlarımız. Again, we will have occasion to count both lemmas and word forms. Bazen bu sayılıyor, bazen bu form. Ama genelde biz şunu kullanacağız. Word formları kullanacağız. Tamam. Bundan bahsettik geçen ders yine. Korpora var elimizde. Ne demek yani? İçerisinde çok fazla sayıda kelimenin olduğu İngilizce, Türkçe, doğal dilde yazılmış cümleler. Bunlar gazetelerden toplanıyor, webden toplanıyor. 92 yılında popüler bir tane şey vardı. Korpora vardı 92 yılında. 580 milyon tane kelimeden oluşuyor. Word form var. İçerisinde 580 milyon tane word form var. Ve yaklaşık 300 bin tane de word form type var. Yani şunlar tokenlar, tamam mı? Her bir kelimeyi saymış, kaç tane kelime geçiyor. Bunlar da onların word form type'ları. Şundan tüm dığlar, kaç tane dığ geçmiş, kaç tane şu geçmiş ama şu word formların içerisinde, word form type'ların içerisinde dığ bir defa geçiyor. Yani 300 bin kelimeden oluşan, 300 bin kelimeyi kullanılarak oluşturulmuş 500-600 milyonluk bir tane korpora. Google'ın da böyle bir tane korporası var. Birkaç sene önce çıkarıldı bu. Bundaki kelime, bundaki şey word form sayısı bu kadar. 13 milyon tane. Birdenbire 300'den 13 milyona çıkmış. Çünkü özel isimler falan bayağı bir fazla. Şey ama taradığı kelime sayısı bu kadar. 10 üzeri kaç? 10 üzeri 3, 6, 9, 12. Bu kadar. Bu kadar kelimeyi adam taramış. Hem webden tarıyor hem de kitapları tarayarak yaptılar bunu. Çok büyükler ve bunu herkese açtılar bunu. İnsanlar kullansın diye bunu herkese açtılar. Counting corpora kolay bir şey değil. Bazı detaylarını atlayacağız, bazı detaylarına değinmeye çalışacağız. Tamam, şimdi tekrar döndük bizim şeyimize. Çözmeye çalıştığımız problem vardı ya. Adam bana n tane kelime vermiş, n-1 tane. Ben n-1'sini tahmin etmeye çalışıyorum. Bunu conditional probability olarak şey yapacağım. Sunacağım. Conditional probability olarak sunacağım. Ne demek yani? İşte şurada vardı ya başta P diyordum. Bana birisi neydi? 3 guys standing on the kelimeleri verilmiş. Tamam mı? 3 guys standing on the kelimeleri verilmiş. Given the 3 guys standing on the kelimeleri verilse street'in, burada street'in olma ihtimali ne? Bunları gördüm, gözlemlerim bunlar benim. Street'in olma ihtimali ne? Hatırlıyorsanız geçen dersten conditional probability'yi, hatırlıyorsanız tam derin cuk oturuyor burada. Neydi orada, ne diyorduk biz? Ne biliyorum ben, bildiğim şeyler var. Yolun açık olduğunu biliyorum. Sabah gecenin saat 3 olduğunu biliyorum. Arabayla ilgili bir problem olmadığını biliyorum. Benim buradan havalarına 60 dakika içerisinde gitme ihtimalim ne? Bunun gibi. Ben de bunları gördüm. Bundan sonra şunu görme ihtimalim ne? Soru tıpatıp aynı soru. Ya da hasta geldi, dişi ağrıyormuş. Ondan sonra keç dokundu, keçle çalıştı. Bu adamın dişine çürük olma ihtimali ne? Onun gibi bir şey. Conditional probability'den başka bir şey söylemiyoruz. Bunun için de dili modelleyeceğiz bunu yaparak.
dili modellemiş olacağız. İşte burada hesaplamak için diyor, mesela bu. Its water is so transparent that den sonra the gelme ihtimali işte bu. Bunu hesaplamak için Bayes kuralı belli. Neydi bunun şeyi? Şunu hatırlıyorsanız. P A B söyleyin üst tarafı ne yazacağım? P bir de alt tarafı var bunun. P ne yazacağım buraya? Alt tarafı ne yazacağım? B'nin olmaması. Alt tarafı B yazacağım. Bu tarafa da A ile B'nin aynı anda olma ihtimali. Değil mi? Bu. B'nin olma ihtimali tam üst tarafa da bu A ile B'nin aynı anda olma ihtimali. Bu da işte aynısı işte burada diyor. İkisinin aynı anda olma ihtimali yukarıda. Is water so transparent that'den sonra D gelme ihtimali. Tamam mı? Bu P. Bu ihtimal. Ondan sonra alttaki is water so transparent that'in ihtimali. Bu iki ihtimali hesaplayıp birbirine bölersem bunu bulabilirim. Bu iki ihtimali nasıl hesaplayacağım? Onun ihtimal hesaplamanın yolu ne? Bunlar kaç defa geçmiş benim şeyde programda? Bunları hesaplayacağım. Şunlar kaç defa geçmiş? İşte count bu. Üstteki kaç defa geçmiş? Şu. Onu da hesapladığım zaman, ikisini birbirine böldüğüm zaman karşıma bu probability çıkacak. Burada esasında tüm kelimelerin kaç defa geçtiği de var countlara falan ama onlara hiç girmiyorum çünkü zaten birbirlerini götürecekler onlar. Birbirlerini götürecekler. İşte hesapladım bunu. Bir problem yok demek ki diye düşünebiliriz ama problem şu. Google'a sorduğun zaman It's water so transparent that kelimenin yan yana yazıp tırnak içerisinde hani tırnak içerisinde söylüyorsun ya böyle It's water ... that bunu tırnak içerisinde yazıp Google'a sorduğu zaman bu kaç defa geçti diye Google'ın verdiği cevaplar ilginç. Tamam mı? Google diyor ki üstteki 5 defa geçmiş, alttaki de 9 defa geçmiş. Koskoca webde. Çok az. Hatta bunların 2 tanesi adamın slaytlarından alınmış. Tamam mı? Yani bu slaytlar da bulmuş için. Slaytlarından alınmış. Bu da bulmuş için. Dolayısıyla... Siz gibi kullanıyor musunuz? Yok. Olmuyor. Ben çatarak konuşuyorum. Dolayısıyla onda da düşürmüş 2 tanesi. 3/7. 3/7 yapmış. Çünkü 2 tanesi buradan geçiyor. Çok düşük bir istatistik. Güvenli bir istatistik tutmak için 3/7 rakamları çok küçük. Dolayısıyla yani bu istatistik toplama işi Google gibi bir firma için bile web üzerinden o kadar kolay bir şey değil. Özellikle cümlelerini çok uzunsa o kadar kolay bir şey değil. Bunun için bir çözüm bulmamız lazım. Şeyi sorsan olur. Water kaç defa geçti diye sorsam Google'a 300 milyon defa daha geçer söyler, tamam mı? Water transparent kaç defa diye geçti diye sorsan Google'a o da işte 100 milyon 200 milyon geçen hastalığı denilerini yaptık onlar da söyler ama is water so transparent kaç defa geçti dediğin zaman çok fazla geçmiyor onlar. Ve yani kaç tane alfa kelime var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 tane. Bu 6 tane kelime yan yana gelme ihtimali var. Gramer olarak uygun. Bizim kulağımıza da hoş geliyor ama bu kimse kullanmamış. O kadar insan kullanmış. Şimdi Türkçe'de, İngilizce'de. İngilizce'de 40 bin tane kelime olduğunu düşünün. Tesadüfen bunların bir araya gelme ihtimali işte 1/40.000 x 1/40.000 az yani. O kadar şey yok elimizde. Zaten 40.000 x 40.000 dediğin zaman birdenbire milyonları, trilyonları falan geçiyorsun ve bir de B yetmiyor. Dolayısıyla yani manalı olsa bile bazı şeyler geçemeyebiliyor. Onlarla ilgili ufak bir tane çözümümüz var. Çözüm. Onlar hakkında yapacağız. Yine conditional probability ile alakalı. Tamam. Hatta bazı durumlarda sıfır defa geçmiş oluyor. Mesela şu cümleyi alın. Şu cümleyi. Tamam mı? Tırnak içerisinde Google'a sorun. Unfortunately, for most sequences and for most text collections, we won't get good estimates from this method değil. Muhtemelen sıfır gelecek. Google diyecek ki ben böyle bir şey hayal... Muhtemelen bir gelecek çünkü adamın slaytlarında da evet. Bir muhabbeti var. Tamam. Yani en fazla öyle gelecek. Ama mesela won't değil de bir şöyle mesela won't yerine can't yapsam, tamam mı? Sıfır gelecek. Gramer olarak kötü mü bu cümle? Değil. Güzel, anlaşılıyor. Dolayısıyla bizim istatistik olarak bu cümleye yok böyle bir şey olamaz falan demememiz lazım. Tamam mı? Bu yani bizim yaptığımız conditional probability yapma hikayesi
burada kırılıyor, kalıyor. Bunun için bir çözüm gelmemiz lazım. Clearly we will have to be a little bit more clever diyor. İşte bunun için conditional probability kullanacağız ama chain kuralıyla beraber kullanacağız. O da şurada hatırlıyorsanız. Bu bizim conditional probability kullanımız. Bunu bu şekilde yazabilirsiniz. Tamam mı? Ben buraya A virgül D diyorum ama A ve B demiş. A ile B'nin yan yana olma ihtimali. Tamam mı? Bunu söylemiş. Sequence olduğu zaman bunu bu şekilde yazabiliriz diyorum. Şey bu zincir kuralı bu. Daha önceden istatistik uncertainty chapter'ında yapay zeka dersinde buna bakmıştık. Demiştik ki bu gelecek, dikkat edin. Bunun hakkında konuşacağız falan gibi şeyler söylemiştik. Bu bizim kendi kullanacağımız kuram. Ne olduğunu hatırlamaya çalışın bunun. Ne olduğunu hatırlamaya çalışın. Neydi bu şeyi içerisinde kullanmıştık bunu? Dişçinin hikayesinde. Yani tüm dünyayı modellemeye çalışıyorduk. Modellediğin zaman bu çok büyük bir tablo oluyordu hatırlıyorsanız. Onu küçültmek için zincir paralel küçük küçük parçalara böldük. Şu küçük bir tabloydu. Bu sadece ona bağlı küçük bir tablo. Bunlar giderek büyüyorlar ama şunlarla ilgili bir iki tane çözümümüz var. Demiştik ki bunlar birbirine kondisyon olarak belki de bağlı değil. Genel kural zincirde. Genel kural zincirde bu. Tamam. Sorusu olan şu ana kadar yok. Geçen ders bunları anlattık. Biraz daha yavaş anlattık ama. Diyor ki adam zincir kuralını kullan. Zincir kuralını kısa bir şekilde yazılmış hali şu. Anlıyor musunuz bunu? Şu ne demek? Şu 1 k eksi 1 ne demek bu? Elimizde k tane farklı kelime var. Yani k tane kelime var. O kelimelerin birincisinden k eksi birincisine kadar olan kısmı tamam.